İyi günler sevgili Depar'cılar. Depar'a hoş geldiniz. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda futbol, basketbol ve Formula 1'den ilginç görüntüler olacak. Stüdyo konuklarımız ise Efes Pilsen'in yeni menajeri Doğan Hakyemez ve birçok uzmana göre Türkiye'nin bir numaralı mankeni Deniz Pulaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğan'la başlayayım ilk önce Deniz. Çünkü daha önce de programa çıktı. Hatta herhalde herkes diyor ki yakında programı kendisi sunacak. Atina'dan yeni geldiniz. Evet. Onu daha sonra program içinde konuşacağız. Zor maçlar oldu. Pek iyi neticeler alamadık. Evet. Ama biraz da fazla eleştirildiniz çok galiba. Çok eleştirildik. Onu konuşacağız zaten. Efes Pilsen'de yeni görevinize de başladınız. Hayırlı evet. Uğurlu olsun. Başladık. Ve hemen açıklamak istemiyorsunuz ama büyük bir bombayla geliyorsunuz galiba. Tabii sadece siz değil ama Efes Pilsen kulübü olarak. Şimdi Efes Pilsen kulübü bu sene Kuraç Kupası'nda iddialı olmak istiyor. Onun için de önemli oyuncular transfer ediyor. Naumovski alındı biliyorsunuz. Şimdi bir tane yabancı yani Amerikalı oyuncunun peşinde bu iyi bir oyuncu. Evet. Avrupa'ya gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri olabilir. Kariyer olarak kesinlikle şu ana kadar Avrupa'ya gelmiş oyuncular arasında akla bir Bob McAdoo geliyor, bir Walter Berry geliyor ama hem onlar seviyesinde hem de yaş olarak onlardan Türkiye'ye çok daha genç. Türkiye'de Avrupa'ya da gelmiş en genç oyuncu olacak inşallah. Ne zaman bu sonuçlanır size herhalde göre? Çarşambaya kadar sonuçlanır. Çarşambaya göre Efes Pilsen eğer hakikaten bunu başarırsa Naumovski ve bu oyuncuyla birlikte hem ligde hem de Koraç Kupası'nda basketbol severlere güzel anlar yaşatırlar. Ziyafet yaşatabilirsiniz. İnşallah, inşallah. Peki Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Seni Türkiye'nin bir numaralı mankeni olarak tanıtım. Teşekkür ederim. Hakikaten de birçok kişi öyle inanıyor. Ama aynı zamanda eski bir sporcusun. Voleybol oynadın. Kaç sene oynadın voleybol? 7 sene oynadım. 7 sene? Evet, Altınyur Spor Kulübü'nde. Orada böyle küçük takımdan başlayarak, kurstan geçerek falan A takımına kadar yükseldim. Ama sonra bu işler başlayınca maalesef vakit voleybol kaldı. Hala oynuyor musun hiç? Ara sıra boş olduğum zamanlarda bir arkadaşımın takımında sadece antrenmanlara girerek böyle voleybol hevesimi gideriyorum ama o da pek bir işe yaramıyor. Çünkü işte defilem varsa ama oran morar mısın diye dikkatli böyle düşüyorum. Pek o zaman anlıyorum ki voleybol artık bitmiş benim için. Peki yaz geldi, plaj voleybolu başladı. Onda oynama fırsatını bulabiliyor musun hiç? Onda da zamanımı yine ayarlayabilirsem oynuyorum. Bir kere katıldım zaten. Nasıldı? Başarılı olamadık. Olamadın. Hayır maalesef. Manken arkadaşım Ebru Ürün'le birlikte bir takım olmuştuk. Ama güçlü rakiplerimiz karşısında fazla. Kimdi rakiplerimiz? Gene Altınyurt camiasında bir anne kız vardı. Kız da 12-13 yaşlarında filandı yani. Onlara karşı oynadık ama pek hakikaten iyi olmadı. Peki biraz da mankenlikten bahsedelim. Hakikaten Türkiye'nin en çok aranan mankenlerinden birisin. Pek boş vaktin olmuyor. Nasıl gidiyor mankenlik? Kaç sene daha bunu yapmayı düşünüyorsun? Ekranda da şu anda seni evet. Son defilelerinden birinde izliyoruz. Evet. Herhalde 2 yıl daha yaparım gibi geliyor. Yani insan kendine bakarsa vücut olarak formunu koruyabilirse herhalde devam eder. Şu anda defilesini yaptığımız yerde London Beat konseri de olacaktı. Böyle bir aktivite içerisinde bir de Mayo defilesi yer aldı. Evet işte Deniz Plaş. Peki mankenlik bittikten sonra ne düşünüyorsun? Sunuculuk, televizyon öyle bir isteğin, arzun var mı? Aslında o kadar çok var ki şimdi bu işi yapan yani onlardan biri olmaktansa böyle kendimi belki yetiştirerek kamera arkasında çalışmayı tercih ederim. Bu işleri aslında çok seviyorum yani belki bilmiyorum bir takım şeyler var tabii bundan sonrası için ama belki kamera önünde belki kamera arkasında faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Çünkü çalışmayı seven bir insanım işi de çabuk öğrenebilirim gibi geliyor ya da evet. Bana öyle geliyor. Yok doğrudur. Bilmiyorum tabii biraz kendini eğittikten sonra insan belki de her işte başarılı olabilir biraz da inanmak lazım. Şimdi bizim programımız esasında spor ağırlıklı. Tabii. Bugünkü programda da voleybol yok ama futbol, basketbol ve Formula 1 var. Ve program içinde sizle tekrar sohbet edeceğiz. Tamam, bu arada Doğan Hakyemez'in milli takımla ve Efes Pilsen'le ilgili açıklamalarına da katılabilirsiniz. Çünkü basketbolu da vaktiniz oldukça izliyorsunuz tabii, bildiğim tabii. Kadarıyla. Evet sevgili Deparcılar, bugünkü programımızda
Türkiye Dean Saunders ve Stefan Kuntz gibi iki golcüyü konuşuyor. Ayrıca Salı günü Futbol Federasyonu Genel Kurulu Ankara'da yapılacak. Görünen o ki Türk futbolu kaosa doğru gidiyor. Programımız içinde bunlara değineceğiz. Şimdi geçen hafta Türkiye'de neler konuşuldu? Dilerseniz programımıza bu bölümle başlayalım. Dünya kupalarının oynandığı yıllar hariç Haziran aylarını futbolsuz geçirmeye, futbolu özlemeye alışmıştık. Bu yıl Intertoto nedeniyle Haziran ayında da futbolla yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu ve haftanın ilk günlerinde en çok konuştuğumuz konu Bursaspor ve Gençler Birliği'nin Intertoto maçlarındaki zaferleri oldu. Hatta bu yüzden medya bile ikiye ayrıldı. Bu gurur maçlarını sizlere ileten Sine 5 ve Show TV ve gazetelerinde manşet haber yapan kuruluşlar kamuoyundan alkış alırken bu turnuvaya ilgi göstermeyen televizyon ve basın kuruluşlarını kınayan yazılar dikkat çekti. Bugün de Intertoto günü ve Bursaspor'la Gençler Birliği yine Avrupa kantarında. Bursaspor'un işi kolay görünüyor ama Gençler Birliği'ni Fransa'da güçlü bir rakip bekliyor. Biz her şeye rağmen iki takımımızdan da yine iyi sonuçlar bekliyoruz. Hafta ortasında durulan transfere Galatasaray hareket getirdi. Rocha'yı geri gönderen Sarı Kırmızılar, teknik direktör Saunas'ın getirdiği iki adalıya Marş ve Venison'a imza attırarak taraftarlarından güven aldı. Fenerbahçe, Hök'ten sonra üçüncü yabancısı için Brezilya'da seçim yapacak. Beşiktaş ise liberosunu hala bulamadı. En kuvvetli aday Ronnie Johnson. Çarşamba ve Perşembe günlerinin konusuysa sahaya inen Galatasaray'la Fenerbahçe'ydi. Evet, takımlar artık yavaş yavaş sahaya iniyorlar. Yani futbol heyecanı başlıyor. Futbolda bitmeyen bir başka senfonide Futbol Federasyonu Başkanlığı. Kemal Zorlu, bakanlığa müracaatını yaparken Erzik aday olmayacağını açıkladı. 3-4 Temmuz tarihleri Türk futbolunun sıcak günleri olacak. Ve haftalık gündemimizin son konusu bizi hüsrana uğratan basketbol milli takımımız. Bulgaristan maçında bize büyük bir heyecan ve mutluluk yaşatan milli takımımız ne yazık ki katıldığı Avrupa Şampiyonası finallerinde sıra takımı olarak tüm spor kamuoyunu üzdü. Kulüplerimizin Avrupa kupalarındaki başarıları bizi gururlandırırken basketbol milli takımımızın bu başarısızlığının nedenlerini depar içinde enine boyuna tartışacağız. Evet sevgili izleyiciler, geçen hafta bunlar konuşuldu. En son bölümde de gördüğümüz gibi milli takımın son Atina'daki maçları vardı. Bu konuyu Doğan Hakyemez'le ilerleyen dakikalarda tekrar konuşacağız. Şimdi Dean Saunders'a dönmek istiyoruz. Çünkü hakikaten Türkiye çok büyük bir futbolcuyu bu sezon izleyecek. Dean Saunders Aston Villa'nın ünlü golcüsü. Hakan'ın Torino'ya transferiyle onun boşluğunu doldurmaya çalışacak. Ve Hakan'ın Galatasaray'a bu transferde kazandırdığı parayla alınan bir oyuncu. Dün akşam coşkulu bir kalabalık Dean Saunders'ı Atatürk Havalimanı'nda karşıladı. Galatasaray'ın yeni transferi Dean Saunders biraz evvel Atatürk Havalimanı'na indi. Galatasaray gerçekten çok büyük bir kulüp. Fenerli'nin başarı getireceğini biliyorum. Onun için buradayım. He will bring success to the club. Dışarıda seni bekleyen kalabalığı biliyor musun? Gerçekten çok kalabalıklar. Oldukça sıcaklar. Oh, okay. I'm pleased to be here. Muhteşem bir görünüş. Yani bunu o da ilk defa tadıyordur herhalde. We will rock you.
Evet, işte dün akşamdan muhteşem görüntüler. Deniz izlerken çok hoşuna gitti. Galatasaraylı mısın sen? Ben Beşiktaşlıyım. Ben aynı sahneye ben daha önce şahit olmuştum. Fenerbahçe'nin oyuncusu Pinger gelmişti. Geçen sene biz de Güner arkadaşımla havaalanına başka birini karşılamaya gitmiştik. I love you Pinger diye. Orada da aynı manzara vardı. Çok komik. Yani taraftar böyle karşılıyor demek ki. Doğan, bu tür görüntüleri belki yaşayacağız inşallah. Basketbolda da inşallah yaşayacağız. Kuts bugün saat 3'te geliyor. Yalnız basketbolda şu ana kadar, gerçi iyi oyuncular geldi Türkiye'ye ama bir İspanya, bir Yunanistan, bir İtalya'nın en üst seviyesindeki oyuncular gibi oyuncular bize daha gelmedi. Yani çünkü fiyatlar biliyorsun çok yüksek ama artık da öyle oyuncuların gelmesi gerekiyor ki Koraç Kupası'nda bir final oynayalım. Bir final alalım yani, ya da Avrupa Kupalarının diğerlerini final bir kazanalım. Evet. Başka türlü olmuyor. Şeytanın bacağını inşallah bu sene kıracağız. Bakalım belki havaalanında böyle bir karşılamada FSP sen veya başka bir Türk takımımız için yapabiliriz. İnşallah olur. Evet, Dean Saunders'lı Galatasaray bugün sezonu açıyor. Sezonu açan ve uluslararası platformda mücadeleye başlayan iki takımımız Bursaspor ve Gençler Birliği var. Bursaspor ve Gençler Birliği Intertoto Kupası'nda ikinci maçlarını bugün yapacaklar. Evet, yalnız bundan önce basketbola geçelim. Çünkü Doğan Hakyemez'le konuyu açtık. Dün Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel bir basın toplantısı düzenledi. Ancak bundan önce basketbolda Atina'da neler oldu onu kısaca bir izleyelim. Atina'ya gerçekten mutlu ve umutlu gitmiştik. Basketbolumuz özellikle kulüpler bazında önemli aşamalar kaydetmişti. Başta yetkililer olmak üzere herkes ilk 8'e garanti gözüyle bakarken bazıları ilk 4'ten bile bahsediyordu. Ne de olsa kulüpler seviyesinde Avrupa'da 5. sıradaydık. Bizim önümüzde yer alan takımlarsa bizden çok daha pahalı ve kaliteli Amerikalılara sahipti. Biraz gayret, biraz şans, biraz da organizasyonla ilk 8 neden olmasındı. Ama olmadı. Bırakın ilk 4 veya ilk 8'i, amatör Finlileri bile zar zor yendik. O maçta bile daha iyi savaşan, daha iyi organize olmuş takım Finlandiya'ydı. Peki niye böyle oldu? Teknik koordinatör Yalçın Granit'in motion offense'i niye kimine göre slow motion, kimine göre de motionless ve offensive olmuştu? Övdüğümüz savunmamızdan eser kalmamışken geri koşmak, box out yapmak gibi basit şeyleri neden yapamadık? Sorun ne maç saatlerindeydi ne de fizik farkında. Biz Atina'ya hazır gitmedik. Biz Atina'ya arzulu gitmedik. Belki Avrupa basketbolunda pek yeri olmayan Bulgaristan'a karşı alınan galibiyete verilen primler bizleri doyurmuştu. Ancak hedefimiz Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak değil, orada başarılı olmaktı. Alınan kötü sonuçlar basketbolumuza önemli bir darbe vurdu. Yetkililerin şapkalarını önlerine koyup düşünmeleri lazım. Suçu kimse de aramasınlar. Bir takım yanlış kararlar alınmıştı ve faturayı ödedik. Kulüp takımlarıyla yaşadığımız mutluluğu ve heyecanı milli takımdan beklemek en büyük hakkımız. Kimse kızmasın, kimse alınmasın. Biz Atina'da hayal kırıklığı yaşadık. Basketbolu seven herkesin büyük uğraşlar vererek bugünlere getirdiği basketbolumuz bunu hak etmemişti. Ancak olan oldu. Şimdi yeniden başlamak lazım. Bir an önce, kimseyi kandırmadan, kılıf aramadan ve kimseyi dışlamadan. Evet, şimdi bu konuyu Doğan Hakyemez'le biraz sonra tartışacağız ama dün Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel'in basın toplantısından da bazı görüşleri şimdi ekrana getirelim. Döndükten sonra gazetelere baktım ve bugün de hala bakıyorum. Sanki basketbol milli takımımız Avrupa Şampiyonası'na kalmakla bir hata yapmış gibi gözüküyor. Sonuçta hüsrana uğradık. Atina'daki rezalet, Atina'daki hayal kırıklığı falan gibi terimler, başlıklar. Bunlar beni hakikaten oldukça şaşırttı. Bu olayların zorluk derecesini bilmemekten kaynaklanıyor zannediyorum. Bugün Avrupa'da mücadele eden 14 takım arasında Türk milli takımın 11-12. Dereceyi geçen 93 yılının Avrupa şampiyonuyla paylaşması, yani Almanya ile aynı dereceyi paylaşması belki sizlere bir anlam ifade ediyordur. Baktığımız zaman Avrupa Şampiyonası'na katılan ekiplere, 1995 Avrupa Şampiyonası'na katılan ekiplere, bunların arasında 1975'ten bu yana Avrupa Şampiyonası'na katılan ülkeleri değerlendirince Türkiye 3 kez katılmış oluyor bu turnuvaya. 1975'ten bu yana, yani son 20-21 yılda
20 yılda Türkiye 3 kez katılmış Avrupa Şampiyonası'na ve bunun 2 tanesi 93 ve 95 yılları. Ne oyuncularımız ne teknik ekibimiz bu başarıyı yaratan, yani Avrupa Şampiyonası'na son 3 yılda 2 kere üst üste katılma şansını yaratan ve bizlere bu sevgiyi, bu güzelliği yaşatan oyuncularımız, teknik ekibimiz hiçbir şekilde bu kadar eleştirmeyi hak etmemişlerdir. Evet, işte Turgay Demirel'in görüşleri. Şimdi hemen Doğan Hakyemez'e dönüyorum. İlk önce Doğan, Çetin Yılmaz ve Yalçın Granit istifa etti. Evet. Ama istifalar kabul edilmeyecek. Şöyle, o daha sonra belli olacak. Şimdi Murat şöyle söylüyorum. Bir kere benim istifam zaten daha önceden sen açıklamıştın. Yani hatta bu programda açıklamıştın. Bu programda ben dönüşte yapmayacağım demiştim. Çünkü çok ağır eleştiriler vardı. Çok çalışıyoruz ama bu kadar eleştiri hak etmiyoruz. O eleştirilenler de gelsin bu işi yapsın demiştim. Yani bu başarısızlıkla istifa falan söz konusu değil. 8. olsaydık da sen yine istifa edecektin. İstifa edecektim. Şimdi bizi başarısız görüyorlar. Başarısız olmuş olabiliriz ama bu kadar ağır eleştirileri hak etmiyoruz. Yani bizim amili basketbol takımımızın en son 1981'de benim en son milli maçımdı. Hı hı. Katıldığı bir Avrupa Şampiyonası. O günden yeni federasyona kadar hiç girememiştik. Bizim son iki sezondur da gidiyoruz. Gidiyoruz yani. Bu bir kere başarı. Bunu kimse inkar edemez. Bundan sonra işler daha güç. Çünkü Rusya da almış, Yugoslavya da almış. Bir sürü takımlar çıkıyor. Bundan sonrası daha zor. Şimdi bu kadar eleştiri yapılıyor. 4 Ekim'de 1997 Avrupa Şampiyonası elemesinin ilk maçları yapılacak. Yine oynayacak takım bu. Yine oynayacak arkadaşlarımız bu. Bu kadar ağır eleştiri yapanlar. Bu oyuncularımızı nasıl motive edecekler 2-3 ay zarfında ben merak ediyorum. Bir kere bu oyuncularımızı bu kadar ağır eleştirmesi yanlış. İkincisi, milli takımımız oraya giderken hepimiz grubumuzda ilk 4 olmak istiyoruz. Hedefimiz bu. İlk 8 diyoruz. Olacağız demedik ki biz. İspanya zaten sporda maçı böyle bir şey söylemek kesin olarak mümkün değil. Öyle bir gelmişti ki ilk maç İspanya, ikinci gün dinlenme, üçüncü gün Finlandiya maçı ve Slovenya maçı. Şimdi hedef maç İspanya maçı. Eğer biz onları yenebilseydik ki tarihimizde yenememişiz. Bir kere Akdeniz oyunlarında bir galibiyetimiz var. Ama çok genç var. Takımla gelmişler onlar oraya. Yani esas kadroları yok hiçbir zaman. Arkasından Finlandiya oynayacağız ve Slovenya maçı oynayacağız. Hedef maç İspanya maçıydı. Ve ben yine buradan söyledim. Riban sorunumuz var dedim. Biz Bulgaristan'ı yenerken bile 14 riban almıştık. Yani yetersiz. İspanya maçında bunu yaşadık yine. 11 riban eksiğimiz vardı ve yenildik. Şimdi mücadele etmediniz diyorlar. İspanya karşısına yenecek diye çıktığımız zaman paldır küldür üzerine saldıramazdık. Saldırsak o farka giderdi. Onun için temkinli oynamaya çalıştık. Fakat iyi oynayamadık. Yine bizim söylediğimiz bu maçı kazanmak için hem ribaunda ihtiyacımız var hem de 8 oyuncunun da iyi oynaması lazım oyuna giren. O da olmadı. Sakatımız var. Evet, Volkan ve Ufuk'un sakatlığı esasında önemli sakatlıklar. Onlar oynamıyorlar. Bir de oynayanlardan sakat var. Oğur'un baldırı çekiyordu. Peki şöyle diyebilir miyiz? Özellikle bu son yıllarda Efes Pilsen'in Avrupa kupalarındaki başarısıyla artık Türk halkının basketboldan beklentileri gerçekten çok arttı. Basının da öyle. Yani 5.yiz şu anda takımlar kulüpler sıralamasında. Milli takımımızın da milli takım sıralamasında 5 veya 6 olmasını herkes bekliyor ve bu belki yanlış bir beklenti mi? Yok, şimdi iki tane önemli husus var. Biz 3 senedir basketbolda bir hamle yapıyoruz kulüplerde. Ve 3 senedir basketbol düzeyi 11 aya çıktı. 11 ay oynamaya başladılar oyuncular. Neredeyse sezon kapanırken açılmaya başladı. Şimdi oyuncular çok ağır bir çalışma temposuna alışık girmişler. Alışık da değiller buna. Alışık değiller. Alışma temposuna girmeye çalışıyorlar. Artı bizim ilk takımda oynayan oyuncularımız Orun olsun, Tamer olsun, Levent olsun, Ömer olsun. Takımlarında 35'er dakika oynayan oyuncular. Harun olsun. Hı hı. Ağır da 1-2 bitiriyoruz. Arkasından Avrupa Şampiyonası'na girmek için bazı maçlar oynayıp Avrupa Şampiyonası'na daha kuvvetli rakipler önüne çıkıldığında bu çocuklar daha kuvvetli rakiplere karşı bünyelerinden biraz daha ağır şeyler vermeye çalışırken sakatlıklar geliyor. Yani iki Avrupa Şampiyonası'nda da 5 sakat var. Evet. Kasık atıyor, diz dönüyor İbrahim'in son maçta olduğu gibi. Tamer poposundan sakat. Yani bu durumlarda nasıl maç kazanacağız? Evet. Bir kere burayı halletmek lazım. İkincisi, şampiyon kulüplerde başarı elde ediyor. Sebebi, çünkü Amerikalı oyuncularımız riban sorunlarımızı hallediyor. Şimdi benim çalıştığım geçen sene Ülker takımına baktığınızda Williams bütün ribanları alıyor. Ne oraya Harun giriyor, ne Orun giriyor. Bekliyorlar, o alır, fast break atar. Yani belki milli takım
çapında bizim oyun anlayışımızı da değiştirmemiz lazım. Ya yani. O da bir organizasyon çok işi. Çok yavaşlamamız lazım. Rebound almak için box'lar çünkü lazım. Çünkü kısaların arkada Amerikalılar olmadığı için rebound'larda da katkıda bulunması katkıda bulunamıyorlar. Ben iddia ediyorum. Diyorum ki Williams'ı koyalım. Hı hı. Milli takıma. Arpa dördüsü olmazsa ben her şeyimi bırakırım yani. Öyle bir şey olmaz. Çünkü alacak, kesecek, verecek topu. Tamam. Şimdi bir de İspanya takımına bakın. İspanya takımında Smith diye bir oyuncu. Evet, Mike Smith. Mike Smith. 3 sene işte bekledi. Şu anda İspanyol vatandaş. Adamı tek yaptığı işte 8-9 tane rebound almak. Yani İspanyol takım bile rebound almak için bir zenci yabancıya doğru gitmiş. Evet. Şimdi bizim bu sorunumuzu halletmek lazım. Ha, bu sorun halledilmez mi? Halledilir. Çalışırsın. Bir aylık, bir buçuk aylık bir dönem olur. Oyuncular da bir arada o box out'u çalışırsın. Yani topu 3 saniye koridorun içine düşürürsün havada. Kısaları alır gibi. Bir de altyapıda buna önem verilmesi gerekiyor bence. Tabii. Çünkü altyapıda bizim çok iyi genç oyuncularımız var, uzunlarımız var. Ama onların daha çok genç yaşta. Şimdi artık oraya da geleceğim ben. Hamal olmaya alışmaları lazım. Kesinlikle öyle. Şimdi bizim takımımızın istikbali, ben altyapıyı da çok iyi bildiğim için. Bir kere hiç karamsarlığa kapılmaz. %100 Türkiye o bile bile atlayarak İtalya, İspanya seviyesine çıkacak. Hı-hı. Kesinlikle. Öyle oyuncular geliyor. Hüseyin geliyor. Mirzat'ı zaten seyrettin. İbrahim var. Rebound sorumuzu onlardan halledecek. Onlardan gençler de var. Darüşşafaka altyapısında, FSB'nin yani. Altyapısında. Kesin kez çok iyi oyuncular geliyor. Bir kere hiç kimse kötümserliğe kapılmaz. Sadece eleştirilerin dozunu bir yerde tutsunlar. Çünkü biz oraya tatile gittik diyenler oldu. Yok biletini 29'una kestirdiler. Bunlar zaten buraya gelmek istemiyordu diyenler oldu. Tamam. Hanımlarla geldiler bunlar. Geri dönmek istiyorlar gibi laflar. Bunlar bir kere basketbola hizmet vermeyen şeyler. Şimdi başarısız olduğumuz için bir kere ben Türk halkından özür dileyim. Ama şu andan itibaren bu eleştirilerin dozunu kessinler. Yeni görev alacak arkadaşlar. Yardımcı olalım. Basketbolcular yardımcı olalım. Peki program içinde yine bu konulara değineceğiz. Deniz sen biraz sıkılmaya başladın ama bu önemli bir konuydu. Tamam. Ben de bir seyirci olarak çünkü konularla ilgilendiğimiz için böyle milli maçlarda. Tabii ilginç yani. Evet şimdi tekrar futbola dönelim. Intertoto'da Bursa'da bugün Bursa Spor İsrail'in Beitar Jerusalem takımıyla Gençler Birliği de Fransa'da Strasbourg takımıyla oynayacak. İki takımımız da geçen hafta Intertoto'ya fırtına gibi başlamıştı. 43 ülkenin 60 takımının beşerli ekipler halinde 12 grupta toplanarak mücadeleye başladığı Intertoto'da ilk hafta maçları Türk takımları için parlak birer zaferle noktalandı. 10. grupta mücadele veren Bursaspor, endişeli gittiği İngiltere'den Wimbledon maçından müthiş bir futbol ve skorla döndü. Ve bir yanlış pas kapıyoruz. Balic nefis bir ara pası. Haydi Ercümen, haydi Ercümen. İsviçre'den transfer edilen Ercüment beklediğimiz golü 7. dakikada kaybetti. Çizgi üzerinde Şaban vardı. O Tuncay'la oynadı. Tuncay'dan bir uzun top. Tehlike. Bir kafa ve ikinci gol. Muhteşem bir gol. Muhteşem bir gol ve Ömer'den. Ömer'den geldi. Sürpriz isim işte Bursa Spor seyircisi mutlu oldu. Nefis bir kafa golü. Ve kaleci Chesvay hayatının en ilginç golünü yedi. Ve Adnan. Güzel pas. Şimdi Levent. Hatta Ercüment. 1'e 3 yakaladık. Bu gol olmalı çocuklar. Ercüment. Bir çalım daha. Gol geliyor. Ve geldi. Gol geliyor ve geldi. 3. gol. Her şeyi bitirdi Ercüment. Rakip için tabii her şeyi bitirdi. Bursa Spor'u da böyle sevince boğdu. Topun başında Tuncay. Hakan, Adnan da orada fırsat kovalıyor. Balic var. Balic'e doğru. Bir kafa ve dışarı. Gol. Hayır gol. Gol. Evet. Dileğim tuttu. 4. gol. Ve 4-0 oluyor karşılaşma. 11. gruptaki temsilcimiz Gençler Birliği'nin ilk maçı kendi sahasındaydı ve rakip İsrail ekibi Hapoel'di. Eksik bir kadroyla ve sadece 10 günlük üstelik hiç hazırlık maçı oynamadan sahaya çıkmak zorunda kalan Gençler Birliği adeta bocaladığı ilk yarıdan sonra coştu ve futbol severleri de coşturdu. Ve Osman kaptı. Osman şık hareketler, arabası çeviriyoruz ve gol! Ve gol kaptandan geldi. Metin Diyadin golü attı ve 1-0 öne geçti. Engin'in pası ceza sahası içinde tehlike. Engin vuruyor ve ikinci gol! İkinci gol! Evet, daha
2-0 oldu. Erkan ceza sahası içinde. Gole gitti Erkan. Direkt içeriye giriyor ve 3. gol. 3. gol 3-0. Gençler Birliği fırtına kesildi. Gençler Birliği fırtına kesildi ve üst üste goller geliyor. Şimdi Engin Rahim Sızlı defansın arasına dönüyor. Sağ tarafa Erkan'a. 3 Gençler Birliği oyuncusu ceza sahası içinde. Rahim'i dönüyor. Ön direkte top istedi. Aşıyor ve 4. gol. Evet. 4. gol. Mükemmel bir hazırlık. Mükemmel bir gol. İlk maçlar sonrasında iki takımımız da liderliğe yerleşti. 10. grupta Bursa Spor, 3 puan ve gol üstünlüğüyle birinci. Bursa Spor'un bu haftaki rakibi Baytar'ı deplasmanda yenen Charleroi ikinci, Baytar üçüncü, Wimbledon dördüncü ve ilk hafta maçı olmayan Kösice 5. sırada. 11. grupta ise Gençler Birliği ile Avusturya temsilcisi Tirol zirveyi paylaşıyorlar. Hapoel üçüncü, Malta temsilcisi Floriana dördüncü, grubun iddialı ekibi ve ilk hafta maç oynamayan aynı zamanda Gençler Birliği'nin bu haftaki rakibi Fransız Strasbourg ise 5. sırada. Tek devreli lig usulü oynanacak grup maçlarından sonra grup birincileriyle en iyi puan ve gol üstünlüğüne sahip 4 ikinci tekrar eşleşerek eleme maçları başlayacak. Tek maç eleme usulüyle 16 takım 4'e inecek. Son 4 takımsa UEFA Kupası'nda ön eleme turlarına katılmaya hak kazanacak. Evet, futbol heyecanına tekrar döneceğiz sevgili deparcılar. Şimdi değişik bir heyecan, Formula 1 heyecanına dönelim. Magny-Cours Grand Prix'si Fransa'da bugün başlıyor. Ama şimdi Formula 1'den ilginç görüntüler ekrana geliyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı olan Fransa Magny-Cours Grand Prix'si dün serbest deneme turlarıyla başladı. Arabalarının son aerodinamik, şase ve süspansiyon kontrollerinin yapıldığı bu turlarda ekipler yedek arabalarının da tüm kontrollerini yaparak yarışta meydana gelebilecek istenmeyen bir olay için hazır duruma getiriyorlar. Bu turlarda ekiplerin arabalarının ayarlarını çok iyi yapması gerekiyor. Bu ayarları iyi yapan ekipler ve pilotlar yarış için büyük avantaj sağlıyorlar. Pilotlar bugün Cine5'ten de izleyebileceğiniz sıralama turlarında 12 tur atarak pole position'daki yerlerini belirleyecekler. Pilotlar bu sıralama turlarında diğer yarışmacıların zamanlarını gözleyerek en iyi turu yapmaya ve böylece yarışa başlama noktalarını kendilerine uygun bir şekilde düzenlemeye çalışıyorlar. Pilotlar sıralama turlarında 12 turun üzerinde tur atarlarsa tüm dereceleri iptal ediliyor. Pilotlar ve ekipler için önemli olan bu sıralama turlarının ardından yarın yapılacak ve her zaman olduğu gibi Cine5'ten yine canlı olarak yayınlanacak olan final mücadelesiyle Fransa Magny-Cours Grand Prix'si son bulacak. Sürücüler ve markalar şampiyonasında büyük değişikliklere neden olabilecek Fransa Magny-Cours Grand Prix'sine gelindiğinde sıralama şöyle. Sürücüler şampiyonasında lider Schumacher puanı 36, ikinci sırada 29 puanla Hill var. Üçüncü sırada ise Alesi'yi görüyoruz, puanı 24. Sürücüler şampiyonasında son durum böyleyken markalar şampiyonasında ise lider durumda son yarış olan Kanada Montreal Grand Prix'sinde Alesi ile bir çıkış yapan Ferrari ekibi var. Puanı 41 olan Ferrari ekibini 2. sırada Benetton Renault 38 puanla izlerken 3. sırada 32 puanla Williams Renault bulunuyor. Evet, son yılların başarılı genç pilotu Schumacher mi yoksa ev sahibi konumundaki Alesi mi? Coulthard ve Hill çekişmesi ne olacak? Irvine ve Barrichello acaba Montreal'deki başarılarını tekrar edebilecekler mi? Sizler de bu dev pilotların heyecanına ortak olmak istiyorsanız bugün 18.55'te sıralama turlarında ve yarın 14.30'da finalde canlı yayında bizimle olun. Unutmayın, bu dev mücadele canlı yayında şifresiz sadece Cine5'te. Kaçırmayın. Evet sevgili deparcılar, sıralama yarışları az sonra başlayacak. Şimdi arkadaşlarımız Aytaç Kot ve Emre Tilev Magny-Cours'da hazır bulunuyor. Evet Emre, son durumu senden alalım. Merhaba sevgili seyirciler. 81. Fransa Grand Prix'sinden Magny-Cours'dan iyi bir hafta sonu diliyoruz sizlere. Bu yarışta sizlere otomobil sporunda gerçekten önemli bir yarış olan Formula 1 mücadelesinde birlikte oluyoruz. Ve Formula 1 mücadelesinde bugün Fransa'da Magny-Cours'da gerçekten çok güzel bir hava var ve çok iyi bir seyirci topluluğu izliyor buradaki mücadeleyi. 30 derece dolaylarında bir sıcaklık var Magny-Cours'da ve otoriteler bu yarışta kimin galip geleceği konusunda kendi aralarında da bir çıkmaza girdiler. Dün yapılan seeding turlarının ardından Diamond Hill ilk sırayı aldı. İkinci sırada David Coulthard vardı ve üçüncü sırada Michael Schumacher vardı. Evet, bakalım yarın neler olacak?
Bakalım yarın neler olacak ve bununla ilgili tüm detayları Sine 5'te görebileceksiniz, seyredebileceksiniz. Yarın Alesi mi, Berger mi ipi gösterecek, yoksa Schumacher mi? Bunların hepsi Sine 5'te. Evet sevgili deparcılar, işte son durum. Şimdi kısa bir ara vereceğiz, sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Evet, tekrar Depar'da birlikteyiz ve futbolla devam ediyoruz. Türk milli takımı tarihinin en başarılı sonuçlarını alırken Türk futbolu bir kaosa doğru sürükleniyor. 4 yıl için Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Şenez Erzik göreve geldiğinden beri her Haziran'da olduğu gibi bu Haziran'da da seçim bunalımı ve tehdidi içinde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Futbol Federasyonu'nun Ankara'daki mali olağan genel kurulu öncesi Show TV olarak Türk futbolundaki bölünmeden endişe duyduğumuzu dile getirmiştik. Bu endişemiz maalesef gerçekleşti. Küfürlerle, saldırılarla yarıda kalan genel kurulun ardından görev süresinin tamamlanmasına bir yıl kalan Şenez Erzik istifa ederken böyle bir ortamda bir daha aday olmayacağını da açıklamıştı. Ardından spordan sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Erdem kanunun kendisine verdiği yetkiye dayanarak genel kurulu 3-4 Temmuz'da Ankara'da toplantıya çağırdı. Şimdi Kemal Zorlu grubu bu genel kurulda yönetimi devralmak için çalışmalar yaparken birçok delege, ki bunlar arasında birincilik kulüplerinin temsilcileri de var, Türk futbolunun bir oldu bittiye getirilmesi endişesi içinde genel kurula katılmamayı düşünüyor. Ve herkes soruyor. Genel kurul 3'te 2 çoğunluk sağlanıp toplanacak mı? Toplanmadığı takdirde özerkliğin sonu olur açıklamalarında bulunan Bakan Şükrü Erdem, Özal'ın 5 yıl önce yaptığını yapıp futbol kanununu askıya alacak güce sahip mi? Günlerdir futbolumuzda bunlar konuşuluyor. Senaryolar üretiliyor. Daha önemlisi suçlamaların boyutları giderek artıyor. Hatta ve hatta genel kuruldaki üzücü tablo bazı kişilerce gazete sayfalarına ve televizyon ekranlarına taşınıyor. Evet, futboldaki kavga büyüyor. Peki neden? Türk futboluna hizmet etmesi gerekenler, milli takımın en gurur verici sonuçları aldığı günlerde neden birleşemiyor? Neden her yıl Haziran ayı öncesi seçim ortamı yaratılarak futbolumuz belirsizliğe sürükleniyor? Ve özerkliği koruyacağım çıkışını yapan Bakan Şükrü Erdem neden danışmalarının ve bazı yakınlarının açık açık kulis yapmalarına izin veriyor? Kanunen 4 yıl görevde kalması gereken federasyonun neden her Haziran'da seçim tehdidiyle bölünmesine seyirci kalınıyor? Bu nedenlere cevap bulabilmek için isterseniz 7 yıl öncesine dönüp futboldaki kavganın başlangıç günlerini hatırlayalım. Türk futboluna büyük katkılarını her zaman hatırlayacağımız Turgut Özal'ın çabalarıyla futbol kanunu çıktığında herkes ümitliydi. Türk futbolu artık özerk yapıya kavuşacaktı. Ancak 28 Haziran 1988'de yapılan ilk genel kurulda Ahmet Özal'ın yakınlarınca istenmeyen Erdenay Oflaz öteki adaylara fark atınca işler karışmaya başladı. Merhum Turgut Özal, seçilmiş başkan Erdenay Oflaz'ı bu göreve oturtmayınca 20 Mart 1990'a kadar futbolumuzu Halim Çorbalı yönetti. Bu arada bugün federasyon başkanlığına soyunan Kemal Zorlu mahkemeye başvurup genel kurul sonuçlarını iptal ettirirken Özal da futboldaki seçimleri 4 yıl ertelettiren kanun değişikliğini çıkardı. Ve bütün bunlardan sonra Futbol Federasyonu Başkanlığı'na 20 Mart 1990 tarihinde Şenez Erzik tayin edildi. Erzik, 20 Eylül 1992'de yapılan seçimi de kazanıp Türk futbolunda seçimle koltuğa oturan ilk başkan unvanını da kazandı. Erzik'in ekibindeki önemli isimlerden biri Kemal Zorlu'ydu. Zorlu, federasyonun Altay Kocaeli Spor maçının televizyon naklen yayınına izin vermemesi üzerine federasyondan istifa edip Şenez Erzik'e bayrak açtı. Seçim için imzalar toplandı. Mahkeme kararı alındı ve Haziran başındaki genel mali kurulda ipler iyice koptu. Sporun gerektirdiği saygı ve sevgi ortamı yerini küfürlere, saldırılara bırakmıştı. Şimdi ise futbolumuz bir çıkmazda. Üstelik de bölünmüş bir durumda. Bakalım işin içinden nasıl çıkılacak? Evet, işte futbolda son gelişmeler böyle. Şimdi bu son gelişmelerle ilgili spor adamları ne düşünüyor? Hep birlikte izliyoruz. Türkiye'de Futbol Federasyonu'nun özerk olarak çalışması ve seçimle iş başına gelen kadroların oluşturduğu bir federasyonun olması son derece önemli bir olay. Çünkü sizin de ve herkesin de bildiği gibi
Politika bambaşka bir hadise. O da kendi başlı başına bir sanat. Fakat belirli tavizler üzerine kurulmuş bir sanat politika. Dolayısıyla politik olarak baskılar başladığı vakit Futbol Federasyonu'nda hiç şüphe yok ki mutlaka Türk futbolu bundan zarar görecektir. Onun için benim şahsen kişisel düşüncem, Sayın Kemal Zorlu olabilir başkan, Sayın Şenez Erzik olabilir veya çok daha başka bir isim çıkabilir. Türkiye'de birçok değerli insan var spor camiasının içinde. Bunlardan herhangi biri olabilir ama benim gönlüm istiyor ki her şey artık Türkiye'de vakitli olsun. İkide bir böyle üç ayda bir, beş ayda bir seçim lafları konuşulmasın. Bir gelen bir idare rahat rahat bilsin ki kaç sene ise onun dönemi, o sene içerisinde bu dönemi tamamlayacak. O dönem sonunda yapılan genel kurulunda ibra edilecek veya edilmeyecek, her neyse hatası varsa tabii ki ibra edilmez. Yoksa ibra edilecek ve yeni seçim yapılacak. Benim üzüldüğüm nokta bir tek o. Yani hem bu tatsızlıklar son olan kongredeki çok çirkin, Türk futbolu adına da, Türk spor kamuoyu adına da çok çirkin. İkinci olarak da niçin biz Haziran'ı beklemeyelim? Yani zaten Temmuz ayındayız. Yani her şey 11 aya mı kaldı? 11 ay sonra benim gönlüm normal bir seçim olsun. Seçilen her kim olursa olsun oradaki delegelerin oylarıyla, tabii ki biz Türk spor kamuoyu içinde olan insanlar olarak saygı duyacağız buna. Futbolumuz maalesef son 2-3 aydır basınımızda da izlediğimiz gibi kötü bir mecraya doğru sürüklenmektedir ve süratle sürüklenmektedir. Bunun nedenleri kamuoyunda çok iyi tartışılıyor. Özellikle Türk futbol kamuoyu Futbol Federasyonu'nu genel kurulundan çok daha iyisini görebiliyor. Şenez Erzik arkadaşıma geçmişte en büyük muhalefeti yapanlardan birisiyim. Ancak tercih dediğiniz zaman ben Şenez Erzik başkanlığındaki federasyonun Haziran 1996'ya kadar görev süresini tamamlamasını arzu etmekteyim. Ve o yönde de grup olarak arkadaşlarımla beraber devamından yana oy kullandık. Aday olmuş olsaydı yine o şekilde oy kullanacaktık. Son olaylar futbolda yaşanmaması lazım, gelen olaylar. Herkes el birliğiyle futbolun özelliğini korumalı. Demokratik yaptırımlara veya tavırlara saygı göstermeli. Bu camia birlik ve bütünlük içinde olmalı. Herkes Türk futbolu için demeli. Peki Şeniz Erzik mi, Kemal Zorlu mu? Şimdi bu bir tercih değil. Tercih de olamaz. Çünkü Şeniz Erzik Kemal Zorlu'ya da bana da başkanlık yapmış. Bugün UEFA'da as başkanlık yapan bir dostumuz. Şeniz Erzik de artık kesin olarak Futbol Federasyonu Başkanı aday olmadığını açıkladı. Hatta bu seçime son pazartesi günü son gün olan 5'e kadar da ona destek verenler onun adaylığını beklediler. Fakat o ikna olmadı, katılmadı. Dolayısıyla Şeniz Erzik lafını artık Özerk Futbol Federasyonu'nun ilk başkanı olarak futbol tarihine bırakalım. Bundan sonrasına bakalım. Kemal Zorlu da bu yarışta inançlı ve iddialı bir şekilde olan spor camiasının içinden bir arkadaşımız. Yarın karşısına bir başka arkadaş çıkabilir. Demokrasidir bu. Onların da muhakkak stratejileri, ilkeleri koruyarak yarışmasını seyrederiz. Hayırlı sonuçlarını da görürüz. Türk futbolu biliyorsunuz bir özerklik kavuşmak üzereydi. Fakat bu özerkliği ne hikmetse içimize sindiremedik. Ama bu içimize sindiremedik derken özerkliği de yok edelim anlamına gelmemeli. Çünkü demokrasilerde kesinlikle bir sonuca varabilmek için tabii ki tartışılacak. Tabii ki yasal koşulları, yasal onların, yasanın verdiği hakları tabii ki onlar korunacak. Beni üzenen çok şey, bir milletvekili Müftüoğlu'nun bir arkadaş ile birlikte özerk olarak bir cumhuriyetin temsilcisi olarak Büyük Millet Meclisi'nde olan bir kişi ve kişilerin özerkliğe karşı tavır almaları, yani bunu anlamak, bunu manalandırmak mümkün değil. Ama zannediyorum Türk aklı selimi ve parlamento aklı selimi kesinlikle Türk futbolunun bu özerkliğine karşı gelmeyecek. Evet, bu konuyla ilgili spordan sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Erdem hafta içinde talihsiz bir demeç verdi.
futbolda özerkliğin kaldırılabileceğini açıkladı. Bunun üzerine spor yazarı Hıncal Uluç'un bu konuya bakışı oldukça ilginçti. Hafta başında Futbol Federasyonu Genel Kurulu var. Bir siyaset taktiği. İktidarı baskınla ele geçirmeye karar vermiş bir gruba karşı yasal haklarını kullanılmasından doğan bir siyaset taktiği uygulanacak. Bakan şantaj yapıyor, bakan tehdit ediyor. Tarafsız olması gereken, demokrasiye bağlılık yemin etmiş bir acemi ve deneyimsiz bir bakan. Gelemezseniz özerklik biter diyebiliyor. Kemal Zorlu olsa, itirazların değil ideallerin peşinde koşsa, bakanın bu açıklaması karşısında Özerk Futbol Genel Kurulu'na kimse şantaj yapamaz, benim lehime bile olsa ben ve arkadaşlarım da kongreye gelmeyeceğiz derdi. Ve de öyle bir yükselir, öyle bir yere otururdu ki kalplerde ve gönüllerde. Kemal Zorlu'nun Allah'ın günü imza toplayıp mahkeme kapısı aşındırıp kongre toplama hakkı var. Başkalarının bu kongreye gelmeme hakkı yok, öyle mi? Hadi öyle desinler bakalım benim demokrat meslektaşlarım. Evet, bu konuyla ilgili Doğan Hakemimizin ve Deniz'in çok kısa görüşlerini alalım. Sonra biraz müzik dinleyeceğiz. Ben diyorum ki özellik hiçbir zaman alınmasın. Özerk olsun Futbol Federasyonu, hatta bütün federasyonlar özerk olsun. Ve bu işte sportmenlik çerçevesinde olsun. O çok önemli. Kavgalar olmasın. Tartışmalar olabilir. İyi bulmak için olabilir. Ama biz hemen kavgaya dönüşüyor. Biz de kavgaya dönüşüyor. Bu tip şeyler hata diyorum. Kesinlikle. Peki Deniz, ya sen? Yani bir kere kavga hiç iyi bir şey değildir. Bunu güzel güzel konuşup mutlaka bir çözüm bulunabilir. Ne sporcular ne taraftarlar savaş çıkmasını istemiyor herhalde. Zaten sonunda cezalandırılır. Genelde taraftar oluyor, sporcu oluyor. Tabii. Dileriz ki bir an önce bu çözümlensin. Şimdi biraz müzik dinleyelim. Güzel bir şarkı Ayşegül Aldinç'ten. Hangisi olsun? Al Benim olsun. Peki, Al Beni'yi hep birlikte izliyoruz. Sevgili deparcılar, tekrar futbola dönüyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladılar. Galatasaray Fransa ve Almanya'da, Fenerbahçe ise Brezilya'da çalışmalarını sürdürecek. Kuşkusuz bu sezon en çok konuşulacak, gözlerin en çok üzerine çevrileceği takım Fenerbahçe. Geçen sene sezon ortasında yönetime gelen, bu sezona hazırlanan, büyük ümitler besleyen, kendi deyimleriyle mega transferler yapan Fenerbahçe yönetimi, sarı lacivertli futbolculardan şampiyonluk, kupa ve Avrupa'da başarı bekliyor. Şampiyon kadroyu oluşturmak için ne gerekiyorsa gerekeni yaptık. Bundan sonra tabii futbolcular da aldıklarının haklarını, aldıkları paranın karşılığını vermeleri lazım. İşte bu beklentilerle 27 Haziran'da yapılan sağlık kontrolünün ardından 28 Haziran'da Çamlıca Korusu'nda yapılan cross çalışmasıyla Fenerbahçe yeni sezona merhaba dedi. Amaç 7 Temmuz'da gidilecek Brezilya kampı öncesi çiçeği burnunda menajer Zafer Göncüler denetiminde sabahları kondisyon, öğleden sonra dere ağzında coşkulu tarafları eşliğinde çift kale çalışmasıydı. Sarı lacivertler tam kadro değildi. Milli takımla birlikte Amerika turnesinden dönen Oğuz, Aykut, Bülent, Emre, Tarık, Rüştü ve Mustafa izinli oldukları için çalışmalara katılmadı. Şanssız bir sakatlık geçiren Engin ise kapalı salonda hızla çalışmalarını sürdürdü. Satış listesinde bulunan Hakan, Semih, Mecnur, Kazım, Nuri ve Burhan'ın yanı sıra izinli olan Nijeryalı Uşe ve Danimarkalı Jess Hök de idmanlarda yoktu. Evet, şimdi değişik bir haberle devam ediyoruz Depara. Amerika'da 140 ülkenin sporcularının katılacağı özel olimpiyatlar bugün başlıyor. Geçtiğimiz günlerde uğurladığımız kafilemiz oyunlara umutla bakıyor. Adını bulamayan Galatasaray yeni sezon için işe teknik direktörden başladı. İskoç Graham sonrası takımın başına patron olarak getiren Sarı Kırmızılar daha sonra yabancı transferinin peşine düştüler. Başkan Alp Yalman ve futbol şube sorumlusu Adnan Polat günlerce Avrupa'yı gezdiler. Hem ucuz hem de kaliteli futbolcu bulmak kolay değildi. Geçtiğimiz sezon yaşanan başarısızlıktan dolayı transferler geciktikçe taraftarın sabırsızlığı da artıyordu. Ancak önce Mike Marsh, ardından da Barry Bennison'ın transferiyle Sarı Kırmızılı takım havasını buldu.
Orta sahanın beyni olacak Marş ile libero oynayacak Venison'dan sonra sıra golcüye gelmişti. Hakan'ın yerini doldurmaya çalışan yöneticiler Galli golcü sahandasını anlaştılar. Aston Villa ile de bonservis sorununu çözen Sarı Kırmızılar dün gece geç saatlerde gelen bu futbolcuyla birlikte transferi kapattılar. 150 milyara mal olan Sanders'la sözleşme imzalanabilmesi için İspanyalı kaleci Sauce'nin başka bir kulübe gitmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Hafta içinde Flora'da buluşarak önce teknik direktör Tunus'la tanışıp hatıra fotoğrafı çektiren Sarı Kırmızı futbolcular daha sonra kondisyon çalışmasına başladılar. Yeni sezonda Galatasaray'ın 4 hocası birden var. Sonuz, yardımcısı Boğazma, Ahmet Akçan ve kaleci antrenörü Eser Özaltındere. Kale ise Hayrettin, Nezihi ya da Mehmet'in olacak. Evet, takımın iskeletini Liverpool'un eski isimlerinden kuran Galatasaray bugün taraftarıyla buluşuyor. Şu sıralarda Kuruçeşme Adası'nda adalı yabancılarıyla tanışma yemeği yiyen Galatasaraylılar akşam 18'den itibaren Ali Sami Yen stadında Sarı Kırmızılı taraftarların huzuruna çıkacaklar. Evet, Galatasaraylıyım diyen Ali Sami Yen'e. Evet sevgili deparcılar, Galatasaray görüntülerini izledik. Şimdi hep birlikte özel olimpiyatlarla olan haberimizi izleyelim. New Haven Connecticut'ta yapılacak bu büyük organizasyona 140 ülkeden 7200 sporcu katılacak. Ülkemizi atletizm ve yüzme dallarında yarışmak üzere 12 sporcu temsil ediyor. Oyunların açılışını Başkan Clinton yapacak. 1986 yılında Kennedy Vakfı tarafından kurulan özel olimpiyatların amacı zihinsel engellilere cesaret ve yeteneklerini sergileme, toplumla kaynaşma fırsatı vermek. Geçtiğimiz günlerde Amerika'ya yolcu ettiğimiz millilerimiz ay yıldızlı formayı taşımanın heyecanını gizlemiyorlardı. Hangi dalda yarışacaksın? Koşu. Koşu. Hedefin ne? Birincilik. İyi madalya almak için elimden geleni çabayla göstereceğim yani. 3 dal branştayım. Birincisi gülle, ikincisi uzun atlama, üçüncüsü 100 metre çarpı 400 bayrak yarışındayım. Umutluyum, çok heyecanlıyım. Altın alacağıma güveniyorum. Nasıl Türkiye'yi temsil etmek orada heyecanlı mı? Evet. Saat farkını ortadan kaldırmak için idmanlarımızı geceye yöneltmiştik. Aradaki saat farkını kaldırdık. Çok çok iyi çocukların şu anki performansı eğer orada devam ederse yani mutlaka başarılı olacağız. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından bir tanesi. Zihinsel engellilere açılmış bir olimpiyat. 4 senede bir Amerika'da tekrarlanıyor. Bugüne kadar yapılan oyunların çıkış noktasında özürlü insanın neleri yapabileceğini bütün dünyaya hep birlikte hiçbir ayrım gözetmeden sağlayan bir organizasyon. Biz de Türkiye'yi burada gayet güzel bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Özel olimpiyat kafilemiz havalimanında kendilerine gösterilen ilgiyle moral depoladı. Küçük bir spor sever de bir reklam filmini hatırlara getiren bir şekilde millilerimizi uğurladı. Evet sevgili deparcılar, biz de millilerimize başarılar diliyoruz. Programın sonuna geldik. Deniz Pulaş ve Doğan Hakkemez'e teşekkür ediyoruz. Doğan Hakkemez'in de yeni görevinde kendisine başarılar diliyoruz. Doğan, basketbol severlere kısaca söylemek istediğin bir şey var mı FSP Sen'le ilgili? Şöyle söyleyeceğim. Ben FSP Sen'de 7 sene basketbol oynadım ve kaptanlığını yaptım. 3 tane de şampiyonluk kupası kazandırdı FSP Sen'e. Ben yuvama döndüm diyorum. Ve uzun süreler FSP Sen camiasına hizmet vermek amacındayım. Bana bu görevi veren Tuncay Bey, Pona Bey ve Aydın Üniversitesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Size de başarılar diliyoruz. Bu sene de Koraç Kupası'nı Türkiye'ye bekliyoruz. İnşallah. Deniz, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Defileme de beklerim. Defileme memnuniyetle geliriz. Bugün program çok doluydu. Seninle fazla sohbet etmek imkanını bulamadık ama ilerleyen programlarda yine bize ziyarete gelirsin inşallah. Sana evet, da başarılar evet. diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet sevgili deparcılar, bir deparın daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir deparda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.